Esselamu aleyküm sayın takipçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hep bizim üzerinde olsun inşallah. Sayın takipçilerim, bugün sizlere çok güzel bir tarif, fırın yemeği yapacağım. Fırında pişecek bir tarif yapacağım. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Şimdi ben bunları, bütün bu sebzelerimi, burada tavuk etim var. Şöyle, kemiksiz tavuk eti. Biraz da ne var? Biraz da göğüs var. Kimisi göğüs seviyor, kimisi böyle. Ben de karışık yapacağım. Evet. Ben bunları güzelce yıkadım, hazırladım. Sebzelerimi de hepsini yıkadım. Burada kapya biberim var, Charleston biberim var, sarımsak, patates, ufak patatesler ve ufak soğanlar, havuç, domates. Bütün bunları ben hazırlayıp sizlere geri döneceğim. Şimdi sayın takipçilerim, bütün malzemelerimizi, kullanacağımız malzemeleri, sebzeleri hazırladık. Burada dediğim gibi tavuk etlerimi şöyle kuşbaşı doğradık. Doğradım şöyle. Burada 3 tane kapya biber, 4 tane Charleston biber. Burada 10 tane soğan, küçük soğan. 3 tane havuç. Boşaltıyorum böyle. 10 tane patatesim var. Bunu da boşaltıyorum, küçük patatesler. Ben ufak olanlarını bölmedim. Ama biraz büyük olanları ikiye böldüm. İkiye de bölebilirsiniz. Bu şekilde. Burada 1,5. Benim bugün misafirim var. Onun için yemek hazırlıyorum. Burada 1,5 baş sarımsak ilave ediyorum. Burada da 5 tane orta boy domates. Bir tatlı kaşığı kimyon. Şöyle. Şöyle bir tatlı kaşığı dolu dolu tuz. Bir de bir çay kaşığı karabiber dolu dolu. Şöyle bir yemek kaşığı biber salçası. Onu da ilave ettim. Bir yemek kaşığı domates salçası. Bir çay bardağı, bir parmak eksik zeytinyağı. İlave ettim böyle. Ve ne yapıyoruz? Eğer gerekirse salça daha koyacağım. Tabii ki koyarsam sizlere söyleyeceğim ve açıklama bölümüne yazacağım. Şimdi bunları güzelce sebzelerimizi, etlerimizi harmanlayacağız. Sayın takipçilerim, misafiriniz gelecek olursa inanın ki çok çabuk bir yemek ve çok kaliteli bir yemek. Çok kaliteli bir tarif. Mutlaka bu tarifi yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu gerçekten kurtarıcı bir tarif. Özellikle sizlerle paylaşıyorum. Misafiriniz geleceği zaman gerçekten bu size büyük bir kolaylık olacak. Çoğu şeyi doğramıyorsun be. Evet, ama ufak. Soğanlar ufak. Evet. Patatesler ufak olursa, eğer büyük olursa bölün, yani bölünebilir bu şekilde. Şimdi sayın tavşanlarım, güzelce karıştırdım, böyle harmanladım ve böyle tepsiye dizdim. Şimdi o fırında uzun süre pişeceği için üzerine böyle bir su bardağı su ilave ediyorum böyle. Ve ne yapıyoruz şimdi, üzerine ne yapıyorum böyle, tereyağı şöyle dağıtıyorum. Çünkü yemeğimiz gerçekten çok fazla, biraz. Şöyle 100 gram tereyağı üzerine bu şekilde dağıtıyorum. Etimiz çünkü yağsız. Bir çay bardağı zeytinyağı, bir parmak eksik ilave ettim ve içerisine 100 gram tereyağı. Şimdi yemeğimizi bu şekilde 190 derece fırında pişirmeye götürüyoruz. Şimdi ıslattığım yağlı kağıdı üzerine koyuyorum. İlk 40 dakika bu şekilde, 40 dakika sonra üzerinden alacağım. Üzeri kızarması için. Bu şekilde yağlı kağıdımızı koyuyoruz ve fırına gidiyoruz. Şimdi sayın takipçilerim, yemeğimiz pişti ama maalesef elektriğimiz yok. Yemeğimizi ev fırını değil, çarşı fırına verdik. Ama şu an elektriğimiz de yok. Gerçekten 2 gün oldu. Bir ara geldi gibi, sonra gitti. Yemeğimizi fırında pişirdik. Ama maalesef ben yağlı kağıt koydum üzerine. Ama fırıncılar bunu kaldırmış. Tabii ben anladım. 20 dakika sonra sanki içimde hissettim. Yani
benim eşim dedi ki yağlı kağıdı koymadılar dediler. Ama ben 20 dakika geçmeden eşimle fırına gittik. Hemen anladım yani, dedim ki bu kesin yandı üstü. Hemen gittim, çıkardılar, bu şekilde olmuş. Sonra yağlı kağıdı koydular. Tam bir saat fırında pişirdik bunu. Pişirdiler. Ama yememiz evet gerçekten güzel oldu. Evet, ona rağmen güzel oldu. Yani. Evet, istediğim gibi olmuş sadece. Üstü hakkınızı helal edin. Gerçekten bizim için büyük bir sıkıntı. Şu an gerçekten ağlasam. Yeridir. Evet, ağlasam şu an yeridir. Çünkü iki gün elektrik yok. Dolaplarımızda hüsranlı. Her şey bozulmuş dolapta. Ama yapacak bir şey yok. Arıyoruz. Bugün cumartesi, yarın pazar evet, zaten dün gelecekler. Dün de aradık evet. Telaşı ama telaş maalesef Allah bilir kaç günde gelir. Bu arada sadece bizim elektriğimiz yok. Evet, sadece bizim elektriğimiz yok. Bu da direkten kaynaklanıyormuş. Ama maalesef insanlar duyarsız. Ama gerçekten çok üzgünüm. Oturup ağlasam ağlarım yani. O derece. Evet. Şimdi hakkınızı helal edin tekrar diyorum. Ne yapıyoruz? Sunumumuzu yapıyoruz şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Tarif gerçekten çok güzel bir tarif. Ve dediğim gibi bütün herkese, ev hanımlarına kolaylıktır bu yemek. Mutlaka bu tarifi yapın misafirlerinize. Bu şekilde yemeğimiz. Biz bunun yanına pilav da yapmaya niyetlenmiştik. Evet. Biz ama bunu ama pilavı olacak, nasıl yapacağız bilmiyoruz. Bu arada misafirlerimiz de dışarıda bekliyor. Böyle yani yapacak bir şey yok. Evet. Gerçekten diyecek söz bulamıyorum. Neyse, sağlık olsun. Bunda da bir hayır var. Şimdi sana takipçilerim şu şekil patatesler, gerçekten her şey çok güzel pişmiş. Bu şekilde. Burası şey olmuş diye böyle. Şöyle neyse, şöyle yapalım. Yemeğimiz karşınızda zaten. Mutlaka bu tarifi yapın diyorum. Deneyin. Ve gerçekten pişman olmayacaksınız. Bize dua edin. Rabbim bu sıkıntılara gidersin ama daha kötü sıkıntılar vermesin Rabbim. Tabii ki hiç sıkıntı olması daha iyi ama tabii ki mutlaka sıkıntı da var. Yani sıkıntısız hayat geçmez yani, biliyorsunuz. Ama gerçekten bunlar büyük bir sıkıntı. Ben video çektiğim için benim için büyük bir sıkıntı. Ama yine de gerçekten çok üzgünüm. Böyle sayın takipçilerim, bizlere çok dua edin. Bizim dualarımız sizin için. Rabbim kimin de sıkıntısı varsa gidersin. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum.